Kadının Penceresi'nden bu hafta moda dünyasına açılıyor. Konuklarım iki cesur manken, Maide Erçelebi ve Demet Akalın. Cesaretleri nereden mi geliyor? Onu da sohbetimizi izleyerek öğrenebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maide, ben seni ilk kez gazetedeki bir fotoğrafında gördüm. Orada bizim transparan dediğimiz şeffaf bir bluz giymiştin ve bir eline de göğsünü kapatıyordun. O gün elini göğsünü neden kapatmıştın? Utandığın için miydin? İlk transparanı İstanbul'a geldim, ilk defilede giydim. Bu da hot couture show'du. Orada standımda baktım, tül bir bluz duruyor. Tabii bir bocalama devresi geçirdim. Acaba giyeyim mi, giymeyeyim mi diye. İlk önce çok üzüldüm. Daha sonra yabancı koreograf Mateo dedi ki, sen eğer Avrupa'da mankenlik yapmak istesen sanıyorum hiç iş bulamayacaksın. Neden dedim. Çünkü Avrupa'da birçok manken kendisi için değil, yani modacı için, moda için bir takım şeyler yapıyor. Senin görevin bunları tanıtmak. Sen de bunu giymek zorundasın dedi. Yoksa eğer bunun teşhircilikle alakası olsa, inan ki ben de çok profesyonel bir insan olarak buna zaten izin vermem dedi. Giymemi söyledi. Tabii ilk çıkışımda biraz tedirginlik oldu ama daha sonra kendimi çok rahat hissettim. Çünkü hakikaten mankenlik üzerindekini taşımak, üstünüzdeki kıyafeti göstermekle ilgili bir meslek. O yüzden hiçbir zorluk çekmedim daha sonra. Evet, ondan sonra adın cesur mankene çıktı değil mi? Evet, öyle diyorlar. Peki, o gün bu kararı vermeseydin, bugün bu kadar ünlü olabilir miydin? Şimdi şöyle söyleyeyim, bazı insanlar sermayeli doğarlar. Bunların fark edilmemesi mümkün değildir. Ben şu anda kendimi övmüş gibi olacağım ama dansa karşı çok büyük ilgim var. Evet. Müzik kulağım da var. Mankenliği sanıyorum iyi bir şekilde yapıyorum. Yani transparanla hiç doğru orantılı değil. Demet, sen de bir iç çamaşır defilesi çıktıktan sonra ön plana çıktın. Sütyen kilotla podyuma çıkmak bu kadar cesaret işi mi? Ne dersin? Evet, aslında cesaret işi. Çünkü ben devamlı mayo defilelerine çıkıyordum ama iç çamaşır gerçekten çok özel bir şey. Çünkü sizin kendinizle, iç giyiminizle olan bir şey. Evet. Ama eğer şıklık söz konusuysa, bence şıklık içten başlar, iç giyimle başlar. Benim de ilk defilem oldukça özel bir defileydi. Allah'tan arkadaşlarım ve yabancı mankenlerden Julie çok yardım etmişti bu konuda. Moral verdiler. Evet, moralliydi. İyiydi, güzel bir defileydi ama çok heyecanlıydım. Dizlerim falan titremişti ilk çıktığımda. Evet. Peki, senle daha önce konuştuk. Küçük bir kasabadan İstanbul'a geldiğini söyledin. Evet. O karar verirken ailenden, çevrenden bir tepki alacağından korkmadın mı? İlk başta gerçekten çok korktum ama annem bu konuda çok beni destekliyor. O devamlı getirip götürdü ilk zamanlar. Bilmiyorum. Yani tabii her şeyi göze almıştım yani, o yüzden gelmiştim. Evet. Mankenli son yıllarda gerçekten çok ilgi çeken mesleklerden biri oldu. Biraz da şöhrete giden en kestirme yol gibi duruyor. Senden sonra birçok manken adayı, Maide, dikkat ettim ben. Evet. Gerekli gereksiz bir taraflarını açarak şöhreti yakalamaya çalışıyorlar. Sen bu konuda öncülük yaptığını duygusuna kapılıyor musun? Bir taraflarını açarak dediniz. Ben onu öncelikle düzeltmek istiyorum. Hakikaten mankenin seçme özgürlüğü olmaması gerekir. Eğer manken hakikaten mankenlik yapıyorsa kendisine ne verilirse onu giymek durumundadır. Fakat evet, kasede birçok insanı görüyoruz. Bacağı, göğsü, omuzu ya da birçok yeri açık. Ama onların gerçek bir manken olduğuna katılmıyorum. Hı hı. Sadece şöhret olmak için zaten soyunmak yeterli değil. Diyorum çünkü sermayeli de olmak lazım. Yani o bazı sanatsal lazım. Ruhu yaşamanız lazım. Sanatçısınız çünkü, sahnedesiniz. Sanatçı olmak da kolay değil. Evet, sen öyle bir kategoride görüyorsun. Evet. Evet, demek sen de şu ara çok aranan mankenlerden birisin. Nasıl değişti yaşantın? Onu anlatabilir misin? Yaşantım aslında fazla değişmedi. Yani kendimle ilgili yaşantı fazla değişmedi. Ancak Gölce'ye gittiğimde gerçekten hiç huzurlu değilim. Çünkü ne dışarı çıkabiliyorum,
ne makyaj yapıp arkadaşlarımı görebiliyorum. Çünkü gerçekten oradaki bana olan ilgi çok fazla. Bu beni gerçi memnun ediyor ama yani orada fazla rahat olduğumu hissetmiyorum. Yaşantım ailemle birlikte İstanbul'a, zaten annemle birlikteyim sadece. İstanbul'a taşındık. Yaşantım bu şekilde değişti ama hala Gölce'ye gidip geliyorum. Şimdi ikiniz de ünlü mankenlersiniz. Bu da tabii bir anlamda ilgi odağını oluşturuyor. Şimdi bir şey soracağım ama darılmayın lütfen. Sizin imajınızla kendi karakteriniz arasında, kendi yapınız arasında fark var. Bunu Maide daha önce de seninle konuştuk. Çok güzel evet. Anlatmıştın. Evet. Yani soyunan kadın gibi durmak. Bu toplumda nasıl bir imaj veriyor? Bir de sizin kendi yapınız nasıl? Benimle yeni tanışan insanlardan dinlediğim kadarıyla işte biz seni hiç böyle bilmiyorduk. Çok alçak gönüllü, sıcakkanlı bir insanmışsın diyorlar. Dışarıdan herhalde çok değişik, farklı gözüküyorum. Evet. Cesur. Cesur imajına gelince hakikaten ben kendi yaşantımda da çok cesurumdur. Yani İzmir'i bırakıp İstanbul'da bir iş kurmak, tek başına yaşamak, sil baştan bir anlamda. Bunlar kolay değil. Hep ben böyle çok fazla düşünmeden maceracı bir kişiliğim vardır. Tabi bu da belli bir cesareti gerektiriyor. Fakat hiçbir zaman ölçülerinin dışında değil. Hiçbir zaman trans paranı kendi özel yaşantımda kullanmadım. Hiçbir zaman trans paran bir bluzla ya da bir kıyafetle basın toplantısı yapıp buyurun işte ben trans paran giydim demedim. Her zaman onu podyumda kullandım. Modacının kendi seçmiş olduğu kumaşını, rengini, modelini tanıtmaya çalıştım. O yüzden cesur olduk. Yani ismimiz cesur oldu ama gerçek bir manken olduğuma inanıyorum. Evet, Demet sen ne söyleyeceksin bu konuda? Evet, toplumda gerçekten bizim imajımız farklı. Yani dışarıdan gerçekten belki de çok soğuk gözüküyoruz. Podyumda yürürken böyle ciddi, asık suratlar. Ama aslında Maiden'in dediği gibi bizi tanıyanlar gerçekten çok farklı düşünüyor. Sıcakkanlı, biz de diğer insanlar gibiyiz. Ve bilmiyorum yani podyumdaki her hareketimiz o bizim mankenlik mesleğimizin gereği için üzerimize taşıyoruz her ne kıyafet olursa. Evet Maide sen giysilerine değil galiba düşüncelerine de biraz transparansın. Evet. Ben ilk başta soracağım soruyu sona sakladım. Evet. Senin mankenlik yolun nasıl açıldı? Bundan sonra düşüncelerin neler? Mankenlik yolum bir güzellik yarışmasıyla başladı. Hı hı. Orada işte Sayın Sait Sökmen ve eşi Gaye Sökmen'le tanıştım. Halen de onların ajanslarında mankenlik yapıyorum. Bundan sonra yine mankenliği sürdürmeyi düşünüyorum. Başka bir iş kolunu atlama gibi bir düşüncem yok. Çünkü şu anda profesyonelce yaptığım, en iyi yaptığım, inandığım iş bu. Tabii şarkıcılık, işte tiyatro gibi şeyleri kastettiyseniz eğer... Onlar için de hakikaten çok değişik yetenekler gerekiyor. Ama ben şu anda sadece mankenlik, yani mankenli yönelik kabiliyetlerim var. Onları değerlendirmeyi düşünüyorum. Demek sen bir yıldır mankenlik yapıyorsun ve kendi meslektaşlarına göre, bu işi yıllardır yapanlara göre de çok ön plana çıktın. Şimdi birazcık dedikodu yapacağım seninle. Birden ön plana çıkmak, kendi meslektaşların arasında herhangi bir sürtüşmeye, mesleki kıskançlığa neden oluyor. Yani mankenliğin biraz kulisinden söz edebilir misin? Evet, biraz kulisine gireceksek eğer bu olayın. Gerçekten bu işi, yani mankenlik mesleğini uzun süre yapan mankenler var ama ismi duyulmamış. Belki de duyurmak istememiş olan mankenler var. Ama sanıyorum aramızda tabii ki yani bütün mankenlerin arasında biraz böyle biraz kıskançlık olabiliyor. Ama zannetmiyorum ki bu kötü yönde olsun. Çünkü insan onları gördükçe, bilmiyorum onların iyi yönlerini katmaya çalışıyor. Ben özellikle gitmediğim, mesela defilelerine katılmadığım bütün moda şovlarını görmek istiyorum. Yani izlemek daha mantıklı oluyor. Bilmiyorum fazla... Yani bir uyum içinde evet. Gene olabilir değil mi? Evet, uyum içinde oluyor. Yani onlarla fazla çatışmamız yok. Olmuyor. Eski mankenlerle. Tabii hep bir arada mecbursunuz evet. Çalışmaya değil mi? İkinize de teşekkür ediyorum. Siz cesur mankenlerdiniz. Öyle anons etmiştim. Şimdi benden size cesur bir soru. Şimdi iç çamaşırlarına şurada bir defile yaptıysam ne dersin? Tabii. Nerede? Yok, şaka yapmıştım.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.